İkinci interview sorumuz. Can we delete a user in Salesforce? Evet, Salesforce'daki kullanıcıları silebiliyor muyuz? Bu soruya da cevabımız hayır. Hiçbir şekilde kullanıcıyı silemiyoruz. Kullanıcıları sadece deactivate yapabiliyoruz. Yani aktiflikten çıkarıyoruz ya da freeze yapabiliyoruz. Peki neden silemiyoruz? Bunun birkaç sebebi var. Burada İngilizce olarak açıklaması yapılmış. Ne diyor Salesforce size sadece deactivate yani aktif aktiflikten pasifliğe e, çevirmenize izin veriyor ama silmeye izin vermiyor diyor görüyorsunuz silmeye izin vermiyor bunun sebebi şu şekilde olabilir diyor bu kullanıcının diyor oluşturduğu accountlar olabilir leadler olabilir ya da gruplar olabilir o yüzden ya da diyor bazı timlerde bu kullanıcı ee, eklenmiş olabilir. Bazı takımların içinde yer almış olabilir diyor. O yüzden silmeye izin vermiyor. Silmeye izin vermiyor ama kullanıcı sadece aktiflikten pasifliğe döndürebiliyorsunuz. Ya da kullanıcı friz yapabiliyorsunuz. Eğer kullanıcı ayrılmışsa deactivate yapmanız gerekiyor. Ee, ama belli bir süre için diyelim ki bir haftalığına kullanmasını istemiyorsunuz. O zaman freeze yapmanız gerekiyor eğer şöyle olabilir bir kullanıcının sisteme girmesini istemiyorsunuz e, yaptığı bazı yanlışlar var o yanlışların düzeltilmesi gerekiyor ya da bu kullanıcının işi bilmemesinden kaynaklanan e, yaptığı bazı yanlışlar olabilir O yüzden birkaç günlüğüne sisteme girmesini istemiyorsunuz o zaman freeze yapmanız gerekiyor e, biz bunu yine org'da görmeye çalışalım görüyorsunuz bizim kullanıcılarımız var Burada Kevin, John diye kullanıcılarımız var. Ama hiçbir şekilde delete optionunu göremiyoruz. Butonlarda delete optionu yok. Ama bir kullanıcı edit yapmak istediğiniz zaman, edit yaptığınız zaman sizin karşınıza çıkan layoutta aktif ya da deactivate kısmı var. Yani deactivate diye bir buton göremezsiniz ama aktif diye bir checkbox var. Siz onu tıkladığınızda aktif oluyor kaldırdığınızda deactivate oluyor. Gördüğünüz gibi. Peki freeze nasıl yapabiliriz? Burada freeze görebiliyor musunuz? Burada freeze yok. Şu anda diyelim ki aktif. Ben bunu kaydediyorum. Şu anda kullanıcımız aktif. Eğer siz bunu freeze yapmak istiyorsanız üzerine tıklamanız gerekiyor. Kevin'in üzerine tıklıyorsunuz. Edit yapmıyorsunuz. Burada freeze var. Görüyorsunuz. Freeze kısmından bu arkadaşa freeze yapabilirsiniz. Görüyorsunuz freeze yapıyorum. Friz yapınca daha sonra unfreeze yapabiliyorsunuz. Ama bu kullanıcı hala e, aktif. Yani bu şöyle diyeyim. Sizin normalde iki tane Salesforce admin ekleme hakkınız var. Şurada görüyorsunuz. Bu bizim admin. İki tane Salesforce admin administrator yani sistem administrator ekleme hakkınız var. Eğer siz iki tane fazla eklemek istiyorsanız en azından bir tanesini Deactivate yapmanız gerekiyor, ama unfreeze yapınca freeze yapınca, yani yapınca e, deactivate olmadığı için e, o account, o, o lisans hakkını kullandığı için siz yeni bir e, sistem administrator ekleyemiyorsunuz. Çünkü freeze yaptınız sadece. E, yeni bir tane eklemek istiyorsanız, eğer lisans hakkınız dolmuşsa ve yeni bir kullanıcı eklemek istiyorsanız aynı lisansdan bazı kullanıcıları deactivate yapmanız gerekebiliyor. Kısacası biz var olan kullanıcıları silemiyoruz. Sadece deactivate ya da freeze yapabiliyoruz.